Merhaba şefim, kolay gelsin. Sağ ol Melek, hoş geldin. Hoş buldum. Bugün bizlere neler yapıyorsunuz? Bugün arkadaşlar sizlere kuzu pandırı yapıyoruz. Hı-hı. Öncelikle arkadaşlar malzemelerimizi kuzu kol alıyoruz arkadaşlar. Buttan da olur ama kol daha makbuldur. Ondan sonra bunun sosu için arkadaşlar kırmızı toz biberimiz var. Kırmızı pul biber, kekik ve ayçiçek yağı arkadaşlar koyuyoruz, karıştırıyoruz. Sonra arkadaşlar bu karışımı etimizin her tarafına sürüyoruz. Arkalı her tarafa. Evet, bu şekilde her tarafına sürdükten sonra arkadaşlar sosumuzu altına gördüğünüz gibi tabak yerleştiriyoruz. Hava ulaşımı kolay olsun diye. İçine biraz da su koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun üzerini alüminyum folyoyla kapatıyoruz. 160 derecede 3,5-4 saat pişiriyoruz arkadaşlar. Pandırımızın üstünü kapıyoruz. 160 derecede 3,5-4 saat pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi fırın yolculuğumuz başlasın. Evet canlar, kuzu tandırımızı fırına attık. Yaklaşık 3,5-4 saat sonra size sunumu göstereceğiz. Evet arkadaşlar, bir yarım saatimiz kaldı. Evet arkadaşlar, bakalım bir. Evet, biraz da şimdi bu şekilde 5-10 dakika bu şekilde pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi 5-10 dakikada üstü açık kızartacağız arkadaşlar. Ondan sonra kuzu tandırımız hazır. Evet arkadaşlar, kuzu tandırımızı getirdik. Şu anda sıcak biraz. Şimdi bundan size sere sarıcaz birazdan. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, biz bunu iç pilavla sunuyoruz. Evet, buraya iç pilavımızı koyduk. Karabiber, kekik koyduk arkadaşlar. Kendi suyundan sosunu yaptık. Ve arkadaşlar, isterseniz böyle bıçakla, isterseniz elle, hiç fark etmez, nasıl hazırlıyorsanız porsiyonlayabilirsiniz. Bizim bu akşam 300 kişilik kuzu tandır banket yemeğimiz var. Bu şekilde bu akşam onun sunumunu gerçekleştirdik arkadaşlar. Bunun yanına arkadaşlar fırın patates kullanıyoruz. Fırın patatesi, büyük patatesleri arkadaşlar kesiyoruz. Kestikten sonra şu şekilde arkadaşlar biberimizi de koyuyoruz. Daha önce ben size ızgara yemekleri tarifinde vermiştim. Soğan arkadaşlar. Soğan yiyen var, yemeyen var. O yüzden soğanımızı da yanına şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Dileyen misafirimiz yesin, dilemeyen yemesin. Aslında inanılmaz bir lezzet ve tat. Arkadaşlar, bu şekilde sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Elinize sağlık şefim, çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Bu akşamki misafirlerimiz bu şekilde sunum gerçekleştireceğiz.
Afiyet olsun.